Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Gökhan Önol. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sürpriz kutu açılımları yapacağız. Bir fotoğrafçı ve reklamcı olarak, videocu olarak yani video çeken bir insan olarak neye en çok ihtiyacınız olur? Düzenli olarak sipariş verirsiniz. Sürekli ama sürekli düzenli olarak satın alırsınız. Bunları göstereceğim size. Onun dışında bundan 2 ay önce bir MacBook Air M1 işlemcili MacBook Air almıştım. Onun videosu arka taraflarda bir yerlerde vardır. Bakabilirsiniz isteyenler. Daha sonrasında böyle iki tane daha kutu açacak oldum ama vaktim yetmedi. Vaktim yetmediği için cihazları kullanmam gerektiğinden dolayı bir tanesi şu. Evet. Hop. Bir Mavic 2 Pro. Neden 2021 yılında Mavic 2 Pro almak zorunda kaldım? Flymore Combo paketiyle birlikte. Bunu başka bir videoda anlatabiliriz. Kendisi de şu anda bunun içinde duruyor. Evet aslında bir üst kamera ya da arka kamera yapacaktım ama sağ olsun arkadaşım C standımı aldığı için bir başkası da bu perde astığımız standı aldığı için her ikisi de olmadığından dolayı böyle üstüme şey koyamadım. Buradan da koymak istemedim çünkü orası biraz dağınık olabilir. Evet bu da böyle şu anda bunun içerisinde gözüküyor mu? Gözüküyor. Yanıma bir tane tablet koydum da nasıl görüntüyü tablete aktarıyorum. Aslında Sony A7 III takılı şu anda. İstesem direkt oradan aktarabilirim ama onun yerine daha etkili, daha güzel Ta -da! DJI Ronin SC2. Bunun da kutu açılım videosunu yapacaktım ama bir aydır kullanıyorum. İki hafta beklettim. Dedim ki ya zaten elimde bir Zhiyun Crane 2 var. Bunu videosunu çekerek açayım. Yok olmadı yani. Vakit olmadı kullanmam gerekiyordu. Cidden güzel şeyi özellikleri olarak bunu da ayrıca bir video konusu yapabilirim. Şöyle bir kilidini açalım. Çok farklı kullanım şekilleri var. Buraya şey takıyorsunuz falan filan ve işime yaradı yani. Evet. Gelelim. Böyle çat diye kestim ama. <laughs> gelelim bugünün konularına. Şu an hangi sırayla duruyorlar ben de bilmiyorum. Birlikte açalım. Gökhan usulü kutu açalım. Aa önce dur. Malzemelerimizi tanıtalım. Bir adet makas. Her an lazım olabilir ama son çare olarak. Bir tane ne deniyordu buna? Düz tornavida. Bir tane yıldız tornavida ve bıçak. Ben böyle açıyorum. Başlayalım. Güzel, iyi paketlemişler. Hemen bütün yorumlarda var ya, paketi çok iyi. Arkadaş paketi iyi olacak zaten ya. Paket zaten iyi olacak. Bana ürünü söyle. Elbette ki paketleyecek. Evet. 2 adet SanDisk Extreme 128 GB Extreme Pro hızlı hafıza kartı çıktı içinden. Ee, şöyle kutuyu açmaya devam edeceğim ama açılmıyor. Açıldı. Pıçak. Evet. Bu hafıza kartı arkadaşlar şu anda Sony A7 için içinde kayıt yapıyor. Neden bir tane daha hatta iki tane daha aldım? Çünkü Sony A7 III aynı anda çift hafıza kartına senkron kayıt yapabiliyor. Senkron kayıt özelliğini niye kullanıyoruz? Tabii ki de herhangi bir kart arızalanırsa çekim sonrasında bilgisayara taktınız ve görüntüler yok oldu. Kart çalışmıyor. Hemen açıyorsunuz diğer kartınızı ve görüntüyü kurtarıyorsunuz. Profesyonel iş yaparken yedekli çalışmak çok 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 önemli. Az sonra bunun önemine diğer kutularda daha çok değineceğim. O yüzden daha kaydı başlarken, daha kayıt yaparken çift karta kayıt yapıyoruz ki herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım. Bunlar da gittiğine göre ikinci kutumuza geçiyoruz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Bunu da en güzeli bıçak ya. Şuradan şöyle bir Hayır. Evet. Güzel. Ve içinden bir adet şunu da atlayalım aşağıya. Extreme Pro SSD çıktı arkadaşlar. Bunun kabına birazcık narin davranayım. Belki sıkıntı mı mıkıntı olursa garantiye göndermek gerekebilir. Bunlar sıkıntı olmaz herhalde. Olsa da kabı diye bir şey yok ya. O yırtılıp gidecek bir şeydi zaten. Evet. SanDisk Extreme Pro şöyle Type-C girişli kablosunu hemen çıkartalım. Type-C portu üzerinden çalışan eğer olur da hala bilgisayar kullanıyorsanız şey Type-C'niz yoksa diye içine bir tane de USB 3.0 koydukları ki bunun eskiden önünde ufak bir aparatı vardı ya. Aa bak hatta dur yanımda getirdim. Dur dur. Şöyle bir aparat vardı. Bu daha iyiydi ya. Bunun ucuna takıyorduk. Onu da takıyorduk. Oluyordu bitiyordu. Böyle biraz kasmışlar olayı. Evet bunu kenara yapıştı elime. Kaldıralım. Ne, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi biz reklam çekimine gidiyoruz. Geliyoruz. Bazen proje dosyası ya da video çekiminde bir konferans salonunda 400-500 GB'a ulaşıyor. Şimdi 400-500 GB'lık veriyi siz normal bir hard disk üzerinden İşlemeye kalktığınızda o kadar çok uzun süre zaman alıyor ki bu bilgisayar yavaşlıyor, şey yavaşlıyor. Yani ya da şöyle söyleyeyim. 400-500 GB'ın eski tip bir hard diski yaptığınızda yavaşlıyor. Şu anki M.2 SSD'lerle yani tabii ki hızlı çalışıyorsunuz ama mesela ben bilgisayarın 256 GB aldım ve içine sığmıyor. Onu da geçtim sadece bir projeyle çalışmıyoruz. Bir anda bir gidiyoruz mesela bir haftada bir terabaytlık veri elde etmiş oluyoruz. Bu bir terabaytlık veriyi bilgisayarda tutamazsınız. Çünkü onu işlerken diğer hafta bir terabayt daha veri elde ediyorsunuz ve 2 terabayt oluyor. Bunu zaten şu an M1'de iki terabayt seçeneği var mı bilmiyorum bir terabayt var. Ki bakın bu bir terabaytlık saniyede 1050 megabayt okuma yazma hızına sahip bir SSD. Bu bunların abisi bu 1 terabayt ve burada 3 terabayt daha var. 3 terabayt yetmediği için zaten 4. terabayta çıktık. Bunlar bunun kardeşi, neden kardeşi? Bunlar 550 MB/saniye ile okuyup yazıyorlar. Bu 1, 1050 MB/saniye okuyup yazıyor. Çok önemli mi? Yani aktarırken biraz daha hızlanmış olacak ama neye aktaracağız? Ona bir sonrakinde değinelim. Hemen şunu açalım. Yani 1050 MB saniye okuyup yazsa da zaten bilgisayarınız o kadar hızlı veriyi işleyemediği için fazlasıyla şu 550'likler de yetiyor. Ben niye bu sefer 1000'lik aldım? Çünkü bunlar fiyatınaydı. Aynı fiyatta olunca bunu aldım. İndirme girmişti. Evet 4 TB hızlı Type-C'den çalışan hard diskimiz var. 3'ü de dolu. Bu da dolmak üzere açıldı bugün. Hemen şu kablosunu da kenara koyayım ve son kutumuza geçelim. Son kutumuzun içinde artık ne olduğunu biliyorum çünkü ikisinden çıkanlardan sonra bu bu taraftan mı şu taraftan mı? He, şu taraftan. Yukarı yukarı işaret yapmışlar adamlar. Herhalde öyledir. Ve yeni kutumuzu sağlam yani içinde tel var bunların ya. Adamların bantları telli. Öyle elinle, şeyinle açılmıyor. Evet. Git. Sen de git. Ve İki tane 4 terabaytlık hard disk. <laughs> Western Digital My Passport 4 terabayt. Hemen şöyle açayım. İnşallah istediğim renkte gönderdiler. Çünkü sıkıldım siyahtan. Siyahtan sıkıldığım için genelde ürünleri farklı renkte alıyorum. Açılmıyor. Bunun kutusu önemli. Atamam. Çünkü daha önceden sıkıntı yaşadım. Garantiye gönderdim ve iki tane hard disk geri döndü. Garantiden yapılıp. Evet çok güzel. <laughs> Anam. Bir daha mı paketlediniz? ha? Bir USB 3.0 kablosu ve Aa, plastik gibi görün Şey, rubber lastik gibi görünüyordu biraz. Kaplaması var gibiydi ama Değişik mat bir kırmızıymış, plastikmiş. Güzel ya sağlam hissiyat veriyor da öyle düşmeye düşmeye gelmez. Bunlar mesela bu arada bir metreden düşmeye ve işte çay may döküldü, şu bu oldu, suya bilmem neye karşı korumalı cihazlar. Bunlar öyle değiller biliyorsunuz. Neden peki iki tane aldım bundan? Hemen onu açıklıyorum. Şimdi profesyonel iş yapıyoruz. Diyelim ki düğün çektiniz ki ben artık uzun zamandır çekmiyorum. Ee, ama ilk başlarda çekiyordum. Hala daha kaliteli olursa çekerim çünkü seviyorum. Hani kaliteli düğün olduğunda çekmeyi seviyorum çünkü güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Ama kaliteli olmadığında böyle çok can sıkıcı olabiliyor. İnsanlar ee, ne yapıyorsun ki sen o paralara falan diyebiliyorlar. Yani sadece şunları almak bile para arkadaşlar yani bu sektör ne yazık ki pahalı bir sektör. Şu an orada bağlı olan cihazın A73'ün fiyatı bir kere belli. Falan filan. İnsanlarla uğraşmayı çok sevmiyorum. Düğünlerde çok kapris vesaire olabiliyor. Bu arada bunun yapısını daha çok beğendim. Şunlara göre daha böyle bir oturaklı şey. Acaba bu daha fazla suya dayanıyor olabilir mi? Bir de metal yapmışlar. Bu şeydi. Ha bu da aynı gibi. Yoo. Daha güzel ya. Neyse. Konumuz bu. Neden iki tane? Profesyonel çekim yapıyoruz demiştik. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Biraz konuyu dağıtmış olabilirim. Düğün çektiniz, reklam çektiniz, herhangi bir şey çektiniz. Hadi reklam vesaire bir nebze önemli değil. Niye bir nebze önemli değil? Tekrar aynı setup'ı kurup tekrar o paraları ödeyip prodüksiyonun bütün masrafını yüklenip çekimi tekrarlayabilirsiniz yani. Ve bu sayede çekimi kurtarsınız. müşteri memnun. Sadece süre uzamış olur falan filan. Bir de herhangi bir kay kârınız e karınız değil, zararınız olmuş olur o kadar maliyeti tekrar katlanacağınız için ve bunların hepsi sizin cebinizden çıkacağı için. Ama Düğünler daha sıkıntı. Özellikle düğün fotoğrafçılarına, düğün video, düğünde video çekenlere tavsiyem mutlaka ama mutlaka çift karta kayıt yapın ve bu çift kartı geldiğinizde çift olarak yedekleyin. Eğer ki bu arızaya düşerse ki başıma iki kez geldi hem de iki yıl içinde iki kez geldi. Öyle hani başıma gelmez ya benim cihazlarım sağlam falan diye düşünmeyin. Olabiliyor. Ve ne yaptım? Hemen gittim Teknosa'ya. Dedim ki arkadaş bana şunu verir misin? Parasını ödedim. Hiç gözüm etiketi bile görmedi. Be o an 5 terabayt olan ne varsa onu aldım. Geldim. Taktım. Yedekten diğer yedeğe attım. Oo, o saatten sonra kafa rahat. Niye? 70-80 bin lira tazminat ödemeyeceğim. Adamın düğünü kaybolmadı. Ki bu bir düğün değil ya. Yani. Hani o an mesela içinde 3 tane düğün olabilir. 10 tane düğün olabilir. Yani siz bu kadar masrafı ee, yani altı üstü şurada bin liralık bir tane daha ekstra almak yerine gidip de kendinizi riske atarsanız girebileceğiniz maliyetler başınızın ağrıma, ağrıma seviyesi oldukça yüksek olabilir. Dolayısıyla her zaman çift yedekleyin ve en başta sormuştuk bir reklamcı videocu neden bunları alır? Arkadaşlar video çekiyoruz. Bir dosya zaten konuşmaların arasına geçti ama 30 GB yeri geliyor 5-10 GB yeri geliyor 500 GB'lık Tek gecede çekim yapıyoruz ve o 500 GB nasıl depolanıyor? 5 10 15 20 24 28 Şu 4, şunlar 2 2, bu bunun yedeği. 28 33 38 yani şu an şunun içindeki 3 terabaytlık veriyi zaten bunların e, alabileceği bir durum yok artık neredeyse doldu ya hani ben bunu aldım kutuyu açana kadar doldu şurada bekletiyorum bazı şeyleri bazıları iMac'le yedekleri doldu ya hani kutuyu açana kadar bir tane daha almam gerekti diye düşünebiliriz yakın zamanda muhtemelen şu Ramazan'da biraz yavaşladı ama bir ay sonra muhtemelen alırım arkadaşlar. Evet, bir fotoğrafçı, bir videocu depolamaya ihtiyaç duyar. Bol miktarda duyar. Çünkü dosyaları büyüktür. Silmek istemez. Her ne kadar ben sildim bazılarını. Mesela sevmediğim böyle çok hoşuma gitmeyen düğünler vardı. Hani sevmediğim derken şimdi kalitesi var, kalitesi var. Bazı düğünler var. Ya o çok güzel görüntü çektik. Bunu ileride tekrar remontaj yapar mıyım hani başka şeyler çıkartıp Sosyal medyada paylaşır mıyım diye sakladığım şeyler var ama vaktim yok eski dosyalara dönmeye. Onun dışında birçok şeyi de sildim. Çünkü sildiğiniz zaman geriye en son 5-6 GB'lık son ürün kalıyor ama 150 GB'lık veri gidiyor. 10 tane sildiğinizde 1,5 TB, 30 tane sildiğinizde bir tane hard disk kurtarmış oluyorsunuz. E, tabii 30 tane silmeyip onun yerine gidip 1500 liraya bir tane 3 bin liraya iki tane daha alabilirdim ama o an param yoktu alamadım yani alamadım. Ayrıca yasal olarak saklama sürem bir ay. Bir ay sonra teslim alınmazsa hani 3 ay 6 ay maksimum 6 ay. Ee, ham dosyaları saklama sürem herhalde bir ay bilmiyorum Yani sonuçta maksimum 6 ay. Ki ben bir yıl sakladıktan sonra sildim. O yüzden yasal olarak da herhangi bir sıkıntı yaşamam. Ki final son ürünleri silmedim. Onlar duruyorlar biz düğünümüzü kaybettik görüntü sizde var mı derlerse ben de mevcut. Dolayısıyla hard disk konusu bu şekilde arkadaşlar bir fotoğrafçı bir videocu bol bol depolama alanına ihtiyaç duyar ve bunlardan sürekli ama sürekli satın alır. Neden NAS almıyorum neden personal cloud sistemlerine kayıt olmuyorum. Şimdi Türkiye'de bir internet yavaşlığı diye bir gerçek var. Benim her ne kadar ofisimde şu anda 100 megabit indirme, 7 megabit hatta 8 megabit upload olsa da yani bu bir hız değil arkadaşlar. Hani yükleme kısmında ben 200 GB'ı 8 megabitle nasıl yükleyebilirim ki yani saniyede 800 KB. Hadi saniyede 1 MB, 10 megabit olsun. 1 TB'ı, 1 GB'ı 1024 saniye işte oradan 1024 ile çarp falan filan derken ortaya ne çıkıyor? Hemen hesaplayalım ya. Şurada bir yerde telefon olacak. Bu arada ee, bu telefon da hala daha emektar kullanımda. <laughs> Geçen videolarda da bundan bahsetmiştim. Hemen hesaplıyorum arkadaşlar. 1024 çarpı 1024 10 megabit üzerinden hesaplıyoruz. 1 terabayt ya ben niye 1 terabayttan hesaplıyorum ya? 1024 çarpı 150 gigabayt değil mi? 153 1600 saniye bölü 60 2560 dakika bölü 60 42 saat. 42 saat. Yani ben bir tane veriyi 42 saatte yüklersem ertesi gün 24 saate sığmadığı için bir veriyi daha 42 saatte yükleyeceğim. O esnada benim başka işlerime engel olacak falan filan. Olmaz yani. Çok basit bir hesap. Ee, mesela personal cloud'lar var. Hani internetten direkt Amazon'dan oradan buradan satın almadığınız böyle normal fiziksel olarak ofisinizde evinizde tutabildiğiniz. Onlar da Yine sizin internetinize bağlı uzaktan erişim yapabiliyorsunuz ama bu sefer internetinizin verme hızı yine 8 megabit. Hani indirme 100 olabilir fark etmez ki evde indirme 24'e 4, 24 indirme 4 aktarma, up, yükleme işte neyse. Ofiste %8. Dolayısıyla evet fotoğrafçılar kullanabilir, blog yazarları, herhangi bir normal insan ya da sadece işte Excel, Word, PowerPoint... Böyle işte ne denir ona, ofis tarzı işler, ofis programları kullanan muhasebeciler olur, başka insanlar olur, fark etmez. Bu tarz insanlar rahatlıkla Cloud sistemleri kullanabilirler, bulut sistemlerini. Kendileri fiziksel olarak satın alıp ayrıca yedekli olarak koyabilirler evlerine hem Cloud'dan hem kendilerinden. Ama ben herhangi bir yerde, herhangi bir dosyaya ihtiyaç duyduğumda bu dosya 10 GB'lık bir bütün olduğunda ben o dosyaya zaten ulaşamayacağım için yani o dosyayı açıp da işleyemeyeceğim için uzaktan herhangi bir şekilde benim e, cloud sistemlere yatırım yapmama gerek olmadığını düşünüyorum. Onun yerine bunlar mesela evdeyim ve ofiste bir videom var onu almak istedim cloud'dan indirene kadar atlarım arabaya 15 dakika sonra 10 dakika sonra buradayım hard harddiski alırım geri dönerim. Yarım saat sonra dosya elimde olur. Öbür türlü zaten 150 GB'lık hele komple bir projeye ihtiyaç duyup da onun üzerinden çalışmam gerekirse ki mesela bir çekim yaptınız ve adam içinden bir değişiklik istiyor. Render alabilmeniz için bütün dosyanın açılması lazım. Bu durumda zaten 150 GB'yi indirmek için 42 saat beklemektense ki 2 gün geçmesi demek o zaman 42 saat vardı 10 megabit üzerinden hesapladık. Artı internet hızı düşmelerini falan ekleyince o 50-55 saat Dolayısıyla gelip bunu alması tabii ki çok daha kolay. Galiba lafı çok uzattım, çok konuştum ama çok büyük sorun ya. Hani yaşamayan anlamaz. Beni <laughs> herhalde meslektaşlarım anlar. Dolayısıyla böyle. Ha bu arada hafıza kartını şöyle iki tane çıkartmıştık ama hafıza kartlarım da şöyle bunu açmayı unuttuk. İşte burada bir tane 32 var. 64, 64, 32, 32, 64, 64, 64 şunu kaldıralım. Bir tane 128 ve 64 mikrolar var. Bir tane 128'lik daha gelecek buraya çünkü 3. E, üçüncü bir cihazımız oldu. Ona hafıza yok şu an. O karttan ondan sonra buna takla de, taşıma hafıza kartıyla değirmen dönmüyor. E, video çekilmiyor. O yüzden bol 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 hafıza kartları olan e, meslektaşlarıma, bol bol hard disk olan meslektaşlarıma buradan selamlar. Bir fotoğrafçı, bir videocu düzenli olarak bunlara yatırım yapar ve o kadar çok yatırım yapar ki gerçekten ciddi bir maliyet olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.